TV yüz ekranlarından iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Gizem Çetin. Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan sıcak haberlerini sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bu programda sadece haberleri paylaşmakla kalmayacağız. Sizlere sunduğumuz haberlerle ilgili haberin detayını konunun uzmanı değerli konuklarımıza Skype bağlantılar eşliğinde soracağız. Öne çıkan haberler ve değerli katılımcılar eşliğinde işin gerçeği ne öğrenmeye ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Başlıyoruz. Şimdi İngiltere ile bir bağlantı kuracağız. Çünkü sanırım şu saatlerde Boris Johnson'ın İngiltere'de Londra'da tedbirlerin gevşetilmesiyle alakalı bir açıklama yapılması bekleniyordu. Bununla alakalı bilgileri Skype bağlantısıyla alacağız. İşin gerçeğini öğrenmek için İngiltere'ye gidiyoruz dedik. Gazeteci Ergin Balabeyoğlu Skype bağlantısında bizlere katılıyor. Ergin Bey, merhabalar. Merhaba Gizem Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başbakan Boris Johnson'ın bugün İngiltere'deki normalleşme süreci hakkında bir açıklama yapması bekleniyordu. Açıklama oldu mu? Olduysa neler söyledi? Son gelişmeleri alabilir miyiz? İyi akşamlar Gizem Hanım tekrar. Başbakan Boris Johnson 48 gündür süren kısmi sokağa çıkma yasağıyla ilgili bugün gevşetme sinyali vermişti daha önceden. Bu akşam 21 gibi de açıklamasını yaptı. Ve daha önce kırmızı seviyede yaptığı duyurularını yeşil renklerle vermeye başladı. Önlemlerin tamamen kaldırılmayacağını ama bundan sonra gevşetebileceğini sinyalini verdi. Kendilerinin bir 5 üzerinden olan bir alarm seviyesinin şu anda İngiltere'nin 4'ten 3'e doğru inişte olduğunu açıkladı. R0 sayısını 1'in altında tutabilirlerse Haziran'dan itibaren bu önlemlerin daha da gevşetebileceğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü bu test seviyesinin şu anda 2-2,5 oranında olduğunu belirtiyor. Bunun dışında ulaşımla ilgili bazı önlemler almaya başladı. Bu yeni dönemde özellikle ulaşımdaki sıkıntıları daha çok işte bu bulaşma riskini azaltmak için önümüzdeki aylardan itibaren daha çok bisiklet yolu ve ulaşım yollarının artması için 2 milyar sterlinlik bir kaynak ayırdıklarını açıkladı. Ayrıca bu ayın sonundan itibaren yurt dışından İngiltere'ye gelenler için 2 haftalık bir karantina süresinin uygulanabileceğini belirtti. Ve İrlanda Cumhuriyeti'ne gelenler hariç bu yurt dışından gelen kişilerin 2 haftalık karantinaya uymaması halinde 1000 sterlinlik gibi bir ceza işlem uygulanacağını, hatta gerekirse sınır dışı edilebileceğini ifade etti. Bunun dışında restoran, kafe, bar gibi yerlerin en erken Temmuz ayının başından itibaren açılabileceğini söyledi. Bunun dışında da İngiltere'nin bugün açıklanan sayıya göre 31 bin üzerinde vaka ile Avrupa'da en çok ölü sayısı olduğu ülke durumunu koruyor ve dünyada da ikinci sırada. Çarşamba günü mecliste yaptığı konuşmada koronavirüsle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Ancak İşçi Partisi lideri 31 bin üzerindeki ölü sayısıyla mı başarılı olduğunu ifade etti ve başbakan sadece durumdan üzgün olduğunu söyledi. O zaman İngiltere'de normalleşme sürecine başladı diyebiliriz. Adımlar atılıyor. Takvim de açıklandı ama birçok yer sanırım yaz ortasından önce açılmayacak. Doğru mu anladık? Maalesef böyle. Ancak şu anda hala vaka sayıları çok yüksek. Bugün bile 4000'e yakın yeni vaka var. 280-300'e yakın yine ölü sayısı var. Peki bu arada sağlık sistemini de sormak isterim. Her gün bu kadar fazla vaka sayısı geliyor. Sağlık sistemi ne durumda? Kaldırabiliyor mu hastaneler bu kadar vakayı? Şimdi bu 48 gündür uygulanan lockdown'dan dolayı yoğun bakım üniteleri yeteri kadar hizmet verebildi. Ancak şu anda 2 milyona yakın hali hazırda acil bekleyen ameliyat var. Bunun dışında acil olmayan ve ameliyatlara beraber bekleyen 4 milyona yakın bir hasta işlemi var. Koronavirüsten sonra İngiltere sağlık sistemini çok büyük bir yük beklediği ortada. Özellikle Brexit'ten sonra Avrupalı doktor ve sağlık çalışanların bir kısmının da ülkelerine döndü. Ve 2020'nin sonunda çoğu kişi de vize sorunlarından dolayı yine ülkeye gelemeyecek. Vize sorunları çözülse bile İngiltere'nin sağlık sistemi çalışabilmek için çok farklı kriterler var ve bu kriterleri hiçbir şekilde gevşetmiyorlar. Şu anda İngiltere'de
İngiliz sağlık sisteminde çalışabilmek için hali hazırda 400 tane de Türk doktor var. Ve bu doktorların bazıları eş durumundan burada, bazıları eğitimle ilgili, bazıları Ankara Anlaşması'yla burada. Ve bu doktorlar bile 4 hafta öncesine kadar İngiltere'deki bu sağlık sisteminde çalışmak istediğini beyan eden bir dilekçe verdiler Sağlık Bakanlığı'na. Ve bu dilekçeye hiçbir şekilde dönüş de olmadı. Bu yüzden koronavirüs bittikten sonra da bile İngiltere sağlık sistemi büyük bir kaos bekliyor diyebiliriz. Peki bu dilekçeye dönüş olmadı dediniz. Bunun sebebini biliyor muyuz? Sebebini açıkçası şöyle bir şey. İngiltere'nin bu sağlık sistemi çalışmak için bazı kriterler var. Bunun başında dil kriterleri var. Dilin dışında da bazı yeterlilik testleri var. Bu testleri bu dönemde bile esnetmek istemedikleri için, yani böyle katı kuralları maalesef devam ettirdikleri için bu 400 doktor şu anda görev yapmıyor. Maalesef yani burada hali hazırda 74 doktor görev yapamıyor. Türklerin dışında da farklı etnik gruplara ait doktorlar da var. Suriyeli doktorlar da var. Onlar da bu sağlık sistemine dahil olmak istedik, beyan ettiler. Hiçbir şekilde şu anda bununla ilgili bir gelişme yok. Peki şu an hastalar ister COVID pozitif olsun ister başka bir rahatsızlığı olsun hastaneye gittiğinde direkt giriş yapabiliyor mu, hizmet alabiliyor mu? Şimdi bununla ilgili NHS'e acil durumlarda bile insanların %50'si gitmek istemiyor. Hatta bu yüzden açıklamalar yapıyorlar. Acil bir durumunuz varsa gelin. Ancak insanlar yine orada bana virüs bulaşır gerekçesiyle korktuğu için bunu bile erteleyebiliyor. Bu yüzden hastanelerin çok büyük bir yükü yok şu anda açıkçası. Yani en azından bu pandemi hastaneleri dışındaki hastanelerin çok büyük bir yükü yok. Normal zamanlarda bekleme süreleri çok uzundu. Ancak bu koronavirüs geçtikten sonra da bu bekleme süresi birkaç katına çıkacağı kesin. Peki. Ayrıca. Buyurun devam edin. Ayrıca bu İngiltere'de daha çok ekipman sıkıntısı çekiliyor. Hani bu özellikle İşçi Partisi bir hafta öncesine kadar başbakan tedavisi bittikten sonra daha çok böyle hükümetin politikasına katkı sunmaya çalışıp daha böyle çok pasif bir politika yürütüyordu. Ama bir haftadan şu bir haftalık süreden beri daha söylemini sertleştirdi. Koruyucu ekipmanı sağlamayı bile beceremediniz gibi bir açıklama yaptı. Özellikle çarşamba günü yapılan görüşmede. Şimdi eleştiren yavaş yavaş yükseltiyor. Hatta İşçi Partisi ve sendikalar bu evde kalma süresinin uzamasını istiyorlar. Özellikle hükümet Haziran ve Temmuz'dan sonra bu önlemleri gevşeterek verdiği bu parasal destekleri geri almak için uğraştığını, hatta şu anda evde kalanlar çalışamayan işçilere verdiği %80 maaş desteğini Haziran, Temmuz ve sonraki aylardan sonra Haziran değil Temmuz ve Ağustos'tan sonra %60-40 gibi düşürerek tekrar iş hacmini canlandırmak istiyor. Muhalefet ve sendikalar bunu istemiyor. Şu anda onların korkusu da bu gevşemeden sonra ülkenin bu koronavirüsle mücadelede ikinci bir pik noktasında erişmesinden korkmasıdır. Ekipman demişken iki tane soru sormak istiyorum Sayın Bala Bey. Türkiye'nin gönderdiği biliyorsunuz İngiltere'ye sağlık malzemeleri olduğu hatalı diye haberler çıktı. Sonra bu düzeltildi. Bununla alakalı oradaki kamuoyunda ne gibi bir tepki oluştu? Bununla ilgili yayından önce de bir iki NHS doktoruyla görüştüm. Onların söylediği işte şu, bu koruyucu ekipman kesinlikle geçirgen. Yani bu devletin gönderdiği değil ama İngiltere'nin özel bir şirketten aldığı ekipman geçirgen. Dolayısıyla bu koruyucu ekipman, elbiseler virüs de geçirebilir ve doktorlar hastalanabilir. O yüzden bunları şu anda depoda tutuyorlar. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Ancak orada da kesinlikle bu testlerin devam ettiğini, Türkiye'nin hediye olarak gönderdiklerine bir sorun olmadığını beyan etti. Ancak bununla ilgili de kesin bir şey demedi. Dolayısıyla bu koruyucu ekipmanın kesinlikle İngiltere'nin bu standartlarını, hatta uluslararası sağlık standartlarını karşılamadığı net. Ayrıca diğer önemli bir konu da İngiliz hükümeti Nisan ayı için günlük 100 bin, Mayıs ayı için de 200 bin test yapacağız demişti. Hedefleri buydu. Hedefe ulaşıldı mı ya da yaklaşıldı mı? Hükümet verdiği sözü tutabildi mi?
Sözü Nisan ayında 3 kere tutabildi. 3 defa 100 bin civarında test yapılabildi. 24 saat içinde şu anda 92 bin civarında yeni bir test yapıldı. Hatta Mayıs ayı içinde 200 bin test hedefi vardı. Bununla ilgili de en çok eleştirilen konu yani verdiğiniz sözü de tutamıyorsunuz diye. Çünkü 200 bin hedefine hiçbir zaman ulaşılmadı. Sadece Nisan ayında 3 defa 100 bin hedefine ulaşıldı. Buyurun Ergin Bey. Ayrıca Başbakan Boris Johnson bugün açıkladığı gevşeme politikasına Birleşik Krallığa bağlı İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler başbakanları bunu uygulamayacaklarını, çünkü hala durumun kritik olduğunu, özellikle İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon bunu çok sert bir şekilde eleştirildi. Ne oldu? Belirsiz bir plan açıklandı ve biz buna uymayacağız. Yine biz evde kal çağrımıza devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Peki son olarak evde kal çağrıları devam ederken vatandaşlar buna uyuyor mu? Çünkü haberimizde verdik, parklar doluyordu, taşıyordu, temas mesafesi korunmamıştı, kimilerinde maske yoktu görüntülerde. Bu açıkçası bölgeye göre değişiyor. Biraz aslında İngiltere'nin kendi yerel halkı böyle çok kurallara uyan bir halk. Ama özellikle Londra'nın kuzeyinde daha çok etnik kesimlerin, göçmenlerin olduğu bölgelerde bu kurallara uymada biraz sıkıntı yaşanıyor ve zaten ölüm oranlarının en yüksek olduğu bölgeler burası. Hatta bu ölen insanların çoğunda özellikle etnik göçmen ve dezavantajlı gruplar olmasından dolayı İşçi Partisi bu hafta bununla ilgili mecliste bir soruşturma açılmasını talep etti. Kendisi de parti içinde bununla ilgili bir soruşturma açtı ve devletin bu eşitliği sağlayamadığını, dolayısıyla bu eşitliği sağlayamadığı için bu dezavantajlı grupların, etnik grupların daha çok öldüğünü ifade etti. Sayın Ergin Balabeyoğlu, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çünkü bu akşam önemli bir akşamdı İngiltere'de, Londra'da Boris Johnson açıklamalar yaptı. Hiç olmazsa bir nebze de olsa nasıl bir yol izleneceğini görmüş olduk. Sizler de bize çok güzel aktardınız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.